Kız öğrencilerin okudukları şehirde ikamet edebilmeleri ve sağlıklı bir eğitim alabilmeleri iyi işlem ve huzur dolu bir yurtla mümkün olabilir. Ancak şimdi bir kız öğrenci yurdunun konuğuyuz. Merkezi izleyicileri, bugün size Adapazarı'ndan sesleniyoruz ve Özel Akça Öğrenci Yurdu'nun konuğu olduk. Mekanın sahibi, yönetim kurulu başkanı Sayın İsmail Akça ile birlikteyiz. Bakalım bize bu güzel mekan hakkında neler aktaracak? Hep birlikte izliyoruz. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmail Bey, bize biraz aktarır mısınız efendim? Bu güzel mekanı açmak nereden aklınıza geldi? Kaç yılında kuruldu ve hangi aşamaları kaydederek bugünlere geldik? Efendim ben gençken yurt dışına gittim. Almanya'da kaldım 19 sene. 1990 yılında dönüş yaptım. Dönüş yaptıktan sonra Sakarya'da üniversitemiz yeni gelişmeye başlamıştı. Ve bu arada rektörümüz Sayın İsmail Çağrılı, öğrencilerimizin yatacak, barınacak yerleri olmadığı için bize böyle bir yurt üzerine atılım yapmamızı söyledi. Bizim de imkanlarımız olduğu için biz 360 kişilik bir hemen işletme kurduk. Ve onun akabinde bu yurtçuluğu sevdik. Eşim, ben, çocuklarım bunu severek yapıyoruz. O gündür bugündür devam ediyoruz. Hatta 1999'da 17 Ağustos depreminde o 360 kişilik yurdumuz yıkıldı. Eşimi kaybettim. Bir öğrencimi kaybettim. Bu acıları doğrultusunda yine bu işe sarılarak devam ediyoruz. Allah nice nice 10 yıllar, 20 yıllar boyu nasip etsin efendim. Sevgili öğrencilerimiz gerçekten böyle bir mekana sahip oldukları için çok çok şanslılar. Biraz evvel çünkü gezme ve konu hakkında bilgilendirilme imkanı yakaladık gerçekten. Evet. Hem siz olarak, eşiniz olarak, çocuklarınız olarak, gelinleriniz olarak burada bir aile ortamı gerçekten aynen sunuyorsunuz çocuklara. Ve etrafınızda o üniversite öğrencileri dönerek sizinle yani bir baba sıcaklığını, evet, bir aile sıcaklığını yaşıyorlar ve bu gözlerinden okunuyor. Evet. Efendim bu mekan kaç öğrencimizi barındırma şansına sahip? Efendim burası 115 öğrenci barınabiliyor. Burası deprem sonrası yapılanma. Yani 2005 model. Tamamen yurt borcili. Deprem mevzuatlarına göre yapılanmıştır. Gördüğünüz gibi odaların içerisinde banyosu, tuvaleti, interneti, çalışma masası, telefonları odaların içerisindedir. Ve odalarımız tamamen ikişer kişiliktir. Çok az bir ranzalı odamız vardır. O da 10 kişiliktir. Diğerleri tamamen ikişer kişiliktir. Kahvaltı veriyoruz. Sabah kahvaltısı veriyoruz. Açık büfe kahvaltımız. Aynı zamanda akşam yemeği veriyoruz. Çünkü günümüz öğrencilerimiz okulda oldukları için akşam yemekleri bizde meşhurdur. Saat 4.30'dan gece 11.30'a kadar süper 4 çeşit hizmet yemek sunuyoruz. Kadro olarak 5 kişi biziz. 2 oğlum, 2 gelinim, ben, eşim. Aynı zamanda 6 tane de personel çalışıyor. Yani aşçımız, işte hizmetlimiz, o bu derken bir 15 12 kişi, kişilik, 15 kişilik 15 kişi burada ekmek yiyor. Bu kadar öğrenciye kaliteli hizmet bir hizmeti veriyorsunuz. Çünkü gerçekten çok hijyen ve çok çok yani bakımlı odalar her yönüyle. Peki efendim buradaki öğrencilerimizin burada kalma olanakları nasıl? Yani bir müracaatlar nasıl oluyor size? Senenin Haziran ayı mı veya ne bileyim Eylül dönemi mi? Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz yapmış olduğumuz hizmetin doğrultusunda çalışıyoruz. Yani bizim mezun ettiğimiz, bizim bizde kalan öğrencimiz bizim temsilcimiz oluyor, bayimiz oluyor. Yani, referansımız değil mi evet, efendim? Evet, referansımız oluyor. Öğrenci bulmakta hiç sıkıntı çekmiyoruz. Yalnız son zamanlarda problem var bu konuda. Nasıl problem var? Bu iş, yurt işi birkaç seneden beri ayakçı işi olur gibi
O değil şekle efendim, doğru maalesef dönüştü. Maalesef ki buraya önüne da el gelen, attılar. Önüne gelen bu işi yapıyor. Ruhsat almıyor. Pansiyon adı altında yapıyor. İşte iki dairesini yurt şeklinde gösteriyor. Ya kontrolsüz bir çalışma var. Ya hizmet var bu konuda. Hı-hı. Kontrolsüz. Böyle bizim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, ruhsatını almış, her 4 ayda bir denetlenen firma, yurt çok az. Değil mi efendim? Yani evet. Çünkü burada kaliteli hizmetin dışında bir aile sıcaklığı sunuyorsunuz bizim evet. de gözlemlediğimiz kadarıyla. Ve bu veliyi diğer ilinde yani hı-hı. memleketinde, çocuğumuzu da keza burada huzur içinde okulu bitirmesine etken olan sebepler arasında evet. yani. Ve maalesef ki yani çok çok gereklilik yani. Evet, evet. O zaman buradan sevgili velilerimize, annelerimize, babalarımıza bu konuda gerçekten çok hassas davranmalarını rica edelim sizler sayesinde. Peki İsmail Bey, burada efendim sizi diğer yurtlardan ayıran özellik nedir desem, neden sizi tercih etmeliyiz desem cevabınız ne olurdu bana? Ben şimdi siz buradaki ortamı görmeseydiniz belki de bana inanmayabilirdiniz. Bu ortamı gördünüz. Kesinlikle. Biz bir aileyiz. Aynı zamanda ben bir babayım. Benim de çocuklarım var. Buraya gelen her öğrenci gürbet çocuğudur. Yani farklı kültürden geliyordur, farklı şehirden geliyordur. Buraya alışması, ısınması lazım. Nasıl olur bu? Bu iyi, bu işi bilen insanların elinde olur. Biz 92 yılından beri bu işi yapıyoruz. Tecrübemiz bu konuda çok iyi gelişmiştir. İşte gördüğünüz gibi gelinlerim sağımda solumda, bunlar da bu işi burada öğrendiler, burada büyüdüler. Biz öğrencimizin her türlü isteğinin yanında yer alırız. Yani annesi hastadır, onun biz artık annesini iyi olana kadar onunla biz ilgileniriz. İşte öğrencim parasız asla kalmaz, biz hemen yoksa takviyesini yaparız. Öğrencimizin okulla bir sorunu varsa rehberlik yaparız. Gider hocasıyla süper. Görüşürüz. Öğrencimizin ulaşımda hiç sıkıntı çektirmeyiz. Çünkü kendi araçlarımız vardır, servis aracımız vardır. O yetişmese bile diğer araçlarla gider takviye yapar. Öğrencimizi bulunduğu yerden alıp götürürüz. Yani biz bu işi gerçekten tam bir aile gibi yapıyoruz. Ve öğrencilerimiz de bizden çok mutlu. Bu durumu bilen öğrenciler de zaten eşini, dostunu, akrabasını, yakınını, tanıdığını bize yönlendirir. Peki İsmail Bey, buradan efendim son olarak sevgili izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Başından beri dikkat etmeleri gereken konuları anlattık. Hı hı. Mesaj olarak şunu söylüyorum. Bir çocuğun iyi bir eğitim görülmesi için anne baba çocuğu kontrol altında tutması lazım. Nasıl tutacak? Amanet ettiği yeri çok iyi bilmesi lazım. Ben öyle biliyorum ki anne baba çocuklarına amanet eder, bir yıl boyu çocuğunu görmez. Yanlış olduğunu söylüyorum. Üniversitede aynı bir orta öğretim gibidir. Çocuğu kontrol etmezsen çocuğu kaybedebilirsin. Ama çocuğu kontrol edersen o çocuk senin avucunun içinde olur. Dolayısıyla bu gençliğe iyi bir yön göstermek mecburiyetindeyiz. İdareciler, yöneticiler, anne babalar, bütün toplum olarak bunlar bu ülkenin geleceği. Bunları kesinlikle sevmemiz lazım. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bu bilgilerden dolayı başında da belirttiğim gibi inşallah yıllar boyu, nesiller boyu burası hakim olur ve İnşallah. Bu çocuklarımıza bu aile sıcaklığını her zaman yaşatırsınız. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, İsmail Bey'e vermiş olduğu bilgilerden dolayı gerçekten teşekkür ediyoruz ve bu aile kadar, kendi evimiz kadar sıcak ortamdan aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.